Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Wuhan virüsünü en burun paş kılgan Xitay doktor virüsü yukumlanıp öldü. Xalqarada koronavirüsü deb atalgan Wuhan virüsünü en burun paş kılıp dünyanı mezkur yukumluk virüs hakkında agahlandırgan Wuhanlik Xitay doktoru bu virüsü yukumlanıp ölgen. Onun ölümü Xitay'da zor gulgulu payda kılıp Xitay ictimai taratkularda zor narazılık hareketinin kozgulaşığı sebep oldu. Ma'lum bo'lishicha internet tor abonentleri uning vafotiga ta'ziya bildirib, saqchilarning uni ta'qib ostiga olganligini ayblamoqda. Wuhan markaziy doktorxonasining doktori Li Wenliang Wuhanda virus tarqalganligini eng burun oshkoralab, Xitoy doirlarining ta'qiblashiga uchirgan. U o'tgan yili 12-yanning 30-chi kuni o'zining do'stlar chambarkiga uchur yollab, Wuhandagi bir meveche va dengiz mahsulotlar bozorida 7 nafar SARS yuqumdori bayqalganligi yuqumdarlarının karantinağı ilinğallıqını bildirgen. Bunun bilen Xitay dairlerinin mezkur virusqa dair uçurunu yuşurğallıqı aşkarlanğan. Lekin bu Xitay dairlerinin yuqum əhvalini tüncü qitim yuşuruşa emez. O 1980-ci yıllarının başları Şarkı Türkistan'nın cənubi tarqalğan meningit virusini dünyadan yuşurğan. Sabıq Sovet İttifaqı biokhemiya mutaxassisleri keyin meningit virusinin korildiki bir hərbi təcrübəxandan çıxıp ketkenlikini aşkarlıqan. Xitay rejimi yana 2003 yılı SARS virüs tarqalganda mı bu virüsini dünyadan yuşurgan idi. Li Wenliang'ın bu yıl 1. ayının başları bu virüsten yukumlanğanlıqı məlum olup, karantinağı ilingan. New York vaxtı gezinin haber kılışça 24 gün karantinada tutup durulgan Li Wenliang 6. fevral günü ölgen. Növette Xitay'da bu virüsten yukumlanğan yukumdarlar 29 mınğı yedeydigen. Onun da ölgeler sani 636'ya yetken. Xitay sahiye dairlerinin kayıt kılışça növette 186 mıngdan artıq gumanlıq yukumdar karantinağı ilingan. 314 mıngdan artıq kişinin izdiriki kılınmaqtıken. Yaponiya paraxotida 41 kişi Wuhan virüsü bilen yukumlandı. 7 fevral Kyodo agentliğinin haberde bildirilişçe, Yaponiya'da Wuhan virüsü sebebinden ayırıp tekşürülüvatkan yolucular paraxotida yukumlanıcılar 41 kişiye yetti. Haberde 4 fevral Yokohama portuda ayırıp közülüşke başlayan yolucular paraxotida cemi 3700 kişi barışkallıkı, bunların içi de Wuhan virüsü bilen yukumlanıcılarının sani 41 kişiye yetkallıkı bildirildi. Yaponiya Sahiya Ministerliği bu haqta bayanat ilan kılıp, yeniden bayqalgan yukumlanğıçılar içi de 21 Yaponiyalik, 8 Amerikalik, 5 Avustraliyalik, 5 Kanadalık, 1 Argentinalık ve 1 Angliyalik bar ekenligini. Yukumlanğıçılarının Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'daki bir kısım doktorxanalarda davalanıwatqanlığını bildirdi. Şanghay şehri Wuhan virüsüne alakadar özgeçi belgeleme çıkardı. Xitay'nın her kaysi ülke şehirleri Wuhan virüsünün devamlı tarqalışını tosuş için öz rayonlarını takaş, katnaşını toxtuş qatarlıq usullardan sırt yana yeniçi tedbirlerini mu tepip çıkan. Amerika Avazı Toru'nun bu axtaki haberde bildirilişe Şanghay dairleri 7 fevral yeni belgeleme çıkarıp, keserlik tarihini yuşurgan ayırıp gözüştün kaçkallarını ictimai inavet qarı tizimdeki kirgüzdüğallıqını oxturgan. Növette Xitay'da yukumlanğıçılar 31 mağdan aşkan bulup, Şanghay tabası yukumlanğıçılardan 269 kişi bayqalgan. Yeni belgelemede yukumlanış, vaba rayonuğa sayahatke beriş, keserler bilen uçuruşu qatarlıq əhvallarını yuşurgan, ayırıp gözüştün kaçkan kişiler kanuni cevapkarlıqı tartılgandı sırt, onlarının kılmışı ictimai inavet sistemesine yollanıp, alaqadar cezalaşlarına uçuraydıqallıqı görüstüldü. Xitay'nın ictimai inavet sistemesi 2014 yıldan tartıp yolu koyulgan bulup, Puralarının kündülük ilim setim işlerden tartıp, ictimai taratkularda siyasetki karşı gepsöz kılgan kılmıqallıqı gıca numur kuyulduğun bulup, karı tizimdeki çüşüp kılgallar ayruplan ve poizgı çıkış, hizmet de pişkatarlıq nurğulluğun işlerde tosalgı uçuraydıken. Xitay'nın ceza lagırlarını türmüge özgertkenlikke aşkarlandı. 6 fevral Valkoçisi gezdi haberde bildirilişçe Xitay tecavüzcileri Şarkı Türkistan'daki bir kısım ceza lagırlarını türmüge özgertken. Valkoçisi gezdinin işki muhberi yakında Xotan ve Qashqarını ziyaret kılgandıkken bu axtı haber ilan kıldı. Haberde Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Müslümanlarını kontrol kılış hareketi de özgürüş bolğallıqı.
Sharq Turkistondagi bir qism atalmish kasbiy tarbiyalash markazlarining bo'shatilganligi, biroq lagerdagi bir qism tutqunlarning turmaga yoki qamoqxonaga, yana bir qismining zavod korxonalariga yotganligi. Ilgari Xitoy Qashqar shahrilik kasbiy tarbiyalash markazi deb atab olgan jazo lagerining taqalganligi, Qashqar shahriga 1 soatlik yerdagi lagerning turmaga o'zgartirilganligi oshkorlandi. Xabarda yana Xitoyning ilgariki bir maktabni turma qilib o'zgartirganligi, buningga yerlik xalqning guvohlik berganligi. Muxbir u yerda ziyorat qilayotganda bir omonlik saqlash xodimining muxbirlarni to'sib, bu o'rinning turma ekanligini bildirganligi. Lager sababli xalqaro jamiyatning qattiq ayiblashiga duch kelgan Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini turmaga yoki zavod korxonalariga o'zgartirish orqali xalqaroning ko'zini bo'yash yoki diqqatini burashga urinayotganligi oshkorlangan. Xabarda yana Xitoy fuqarolarini Sharq Turkistonga kirib yerlashishga har xil vositalar bilan kuchab tashviq qilishga boshlaganligi. Xalqaro jamiyatning diqqatini burash uchun Sharq Turkiston xalqini boshqacha tadbirlar bilan kontrol qilishga boshlaganligi bildirildi. Kuzatuvchilar xalqaro jamiyatning jazo lageri sababli Xitoyni qattiq ayiblashiga ayg'ishib, Xitoy oldingi yillari lagerdagi begunoh kishilarni 10 yildan 20 yilgacha kesib, Sharq Turkiston yoki Xitoy o'lkalaridagi turmalarga yotkazishga boshlagan bo'lsa-mu, biroq bu masalaning xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'ay olmaganligini. Shu sababli Xitoyning bir qism lagerlarini turmaga o'zgartirib, xalqaro jamiyatning diqqatini boshqa yerga burmoqchi bo'lganligini, shunga xalqarodagi Sharq Turkiston da'vochilari va xalqaro jamiyatning jazo lageri masalasini kun tartibga keltirish bilan birga, har xil tuhmatlar bilan turmaga tashlangan kishilarning masalasini xalqaroga bildirishga kuchashning intayin muhim ekanligini bildirishmoqda. Siemens'ning payichiklar yig'inida Sharq Turkistondagi dafsandichilikka sherik bo'lib qolmasligi talab qilindi. Germaniya Siemens shirkatining yilda bir qatim o'tkazilgan yillik payichiki hassidorlar yig'ini 5 fevral kuni Germaniyaning Myunxen shahridagi 10 ming kishilik Olimpik saroyida o'tkazildi. Taxminan 7-8 mingda kishi qatnashgan yig'inda Uyg'urlarning vakili kishilik huquq tashkilotlariga vakolatan so'z qilib, Siemens shirkatining Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga sherik bo'lib qolmasligini talab qildi. U yig'inda yana hamkorlik qilib berayotgan ba'zi Xitoy korxonalarining Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi va majburiy amgak qilmishlariga chetlanganligi. Buningda Siemens'ning Saudiyadagi xalqaro kishilik huquq o'lchamlariga amal qilgan qilmaganligi so'raldi. Siemens'ning bu yillik payichiklar yig'ini uning Avstraliyada kon etish plani muhit qo'g'duvchilarining qarshiligiga uchrayotgan, shundaqla uning Xitoy elektron texnologiya guruhi bilan hamkorlik qilib berishi kishilik huquq tashkilotlarini bearam qilayotgan mazgilda o'tkazildi. Shuning 5 fevral kuni Yeshil tinchlik tashkilotidagi muhit qo'g'duvchi organlar, tahdid ostidagi xalqlar jamiyati, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, xalqaro kechirim tashkilotidagi kishilik huquqni qo'g'duvchi tashkilotlar yig'in zalining sirtida yig'ilish o'tkazib, Siemens shirkatiga noroziligini bildirgan. Yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakili Asqarjon kishilik huquq tashkilotlariga vakolatan so'zga chiqib, Siemens shirkati hamkorlik qilib berayotgan Xitoy elektron texnologiya guruhining Sharq Turkistondagi bostirishlarda zo'r rol o'ynaganligini ta'kidladi. U yig'in ahliga Uyg'urlarning umumiy ahvoli haqida qisqacha ma'lumot berib, Siemens Xitoyning elektron texnologiya guruhi degan shirkat bilan moslashib ishlaydi. Halbuki bu shirkat Xitoy rejimi va Xitoy armiyasiga bir app yasab bergan. Bu app Uyg'urlar to'g'riliq ma'lumotlarini tekshirib turadigan, ko'zitib turadigan va bir markazda qochilab saqlaydiganligi Siemens'ning mana shu korxona bilan moslashib ishlayotganligi. Bu korxona Uyg'urlarning bostirilishi, haq-huquqining dafsandi qilinishida cho'ng rol o'ynayotganligini so'zlab o'tgan. Lekin yig'inda Siemens shirkatining ijroiya direktori Joy Kaiser o'zlarining Xitoy elektron texnologiya shirkati bilan bo'lgan hamkorlik munosabatini oqlab, bu shirkatning inson haq-huquqlariga amal qilishiga diqqat qilayotganligini bildirdi. Asqarjon apandining ta'kidlashicha, Joy Kaiser Siemens'ning Xitoy shirkatiga bergan texnikasini uning Uyg'urlar uchun yasab chiqqan appga ishlatilmaydiganligini ilgari surgan. Türk Kengashi Tashqi ishlar ministrlari yig'ini Bakuda chaqirildi. Türk tilida so'zlashadigan Davlatlar Kengashi Türk Kengashi Tashqi ishlar ministrlari yig'ini Ozarbayjonning poytaxti Bakuda chaqirildi. Mazkur yig'inga Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu, Ozarbayjon Tashqi ishlar ministri Almar Mamedyarov, Qirg'iziston Tashqi ishlar ministri Chingiz Aydarbekov, Qozog'iston Tashqi ishlar ministri Muxtar Telibardi, O'zbekiston Tashqi ishlar ministri Abdul Aziz Kamilov va Türk Kengashining bosh kotibi Bag'dod Ameriyev qatorliklar ishtirok qildi.
Azerbaycan Taşkı İşler Ministeri Elmar Mehmet Yaro yığında sözlügen eşiliş nutkıda, yığında Türk Kengişi'nin halkaralık teşkilatlar bilen bolgan hemkarlıkının küçeytilişi, Türk Akademisi ve Türk Kengişi'nin Vingriya'nın paytaxtı Budapeşt'teki faaliyetlerinin dairesini kengeytiş meseleleri doğruluk, müzakere elip bardığallıklarını etti. Çavuşoğlu Baku'daki uçuruşları dairesi de Azerbaycan Taşkı İşler Ministeri Elmar Mehmet Yaro ve Türk Kengişi Başkatibi Amir Eyyub bilen ayrım ayrım görüştü. Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti sağlamlık hakkında leksiye uğurlaştırdı. 7 fevral İstanbul'un Fatih rayonunda köçmenler üçün sağlam ve ilmi uzukluğunu hakkında leksiye faaliyeti uğurlaştırıldı. Şarkı Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti Türkiye Sahiye Ministerliği tarafından teşkillenen köçmenler cemiyeti bilen hemkarlaşıp, her kaysi devletlerden gelgen köçmenler üçün sağlamlık hizmetlerini kanat edirmekte. Leksiyege Nuzugum Cemiyeti azalarının 20 nefer hanım katlaştı. Faaliyette uzukşunas mutakhassis Sena Tirtioğlu hanım leksiye sözüldü. Sena hanım leksiyesi de nurgun keselliklerden sebep bulgan normalsız, pervasız ve ilmiliki bulmağın uzukumluştun kilip çıkan beden eğirliği ve onun cismani ve ruhi sağlamlık için elip kildiğen xatarları. Uzukumluştaki gıza tallaş ve kayıstürüdeki gızalarının bedenge elip kildiğen icabi selbi tesirlerini resimlik, sansifirlik belgeler bilen küşendirdi. Ma'lum bo'lishicha bu sog'lomlik markazi yana chet ellik ko'chmanlarga ichki kasalliklar, so'ng kasalliklari, homili mazgildagi har xil tekshirish, uzuqlanish qatorliq sohalarga munosabatlik leksiyalarni qarallik o'rinlashtirdi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqa qilib bugungi xabarimiz bu yerda oxirlashdi. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şimdi bu programı akırda ekran arkasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin ben. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.